Sevgili Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe haberlerimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. 5 yıldızlı armamızı kullandığımız günden bu yana diğer takım taraftarlarından büyük tepkiler alıyoruz. Sizler kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. İspanyollar açıkladı. Arda Güler için devreye dev kulüp girdi. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi durumu en çok merak edilen isimlerin başında Arda Güler geliyor. Ay Yıldızlıların Galler'i 2-0 yendiği maçta enfes bir gol atan ve 18 yaş 114 günle A milli takımımızın tarihinde bir resmi maçta fileleri sallayan en genç oyuncu olan Arda, geleceğiyle ilgili soruya öncelikle her şeyin hayırlısı olmasını istiyorum, başka bir şey de söylemek istemiyorum demişti. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesi merak konusu oldu. Son olarak Galler maçında attığı muhteşem golle adından söz ettiren genç yetenek transfer döneminin gözdesi durumunda. Sözleşmesinde 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan, parayı ikinci plana atan ve gelişimine devam edeceği bir kulübe gidebileceği konuşulan Arda için dünya devinin çılgın bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler ile Ali Koç görüşmesi gerçekleşmişti. Birçok kulüp Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken Sarı Lacivertliler de genç yıldızın en az bir sezon daha kulüpte kalmasını istiyor. Yaklaşık 3 saat süren Arda Güler babası ve Ali Koç'un toplantısından Fenerbahçe adına olumlu bir sonuç çıkmadı. Başkan Ali Koç genç oyuncuyu bir sene daha kalması yönünde ikna edemedi. 18 yaşındaki orta saha gitmek istediğini söyledi. Tarafların en kısa zamanda bir kez daha görüşmesi bekleniyor. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, yıldız futbolcu ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. İspanyol devi Real Madrid'in Arda Güler'e talip olduğu bilgisine yer verildi. Haberde ayrıca transferde daha önce en avantajlı kulübün Sevilla olduğuna yer verilirken devreye giren Real Madrid'in şu an en güçlü aday olduğu ifade edildi. Öte yandan Real Madrid'in gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. İsmail Kartal Fenerbahçeli yöneticileri şaşırttı. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen İsmail Kartal'la yöneticilerin bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Kartal'ı görüşmeye davet eden Sarı Lacivertlerin neler yapılabileceği, takımdaki eksik yönler ve gereken transferlerle ilgili ayrıntılı bir rapor istedikleri ileri sürüldü. Daha sonra tarafların bir araya geldikleri öğrenildi. Görüşmede maaş ve sözleşme süresinin gündeme hiç gelmediği, Kartal'ın "Ben Fenerbahçeliyim, çağrıldığımda her zaman göreve hazırım, Fenerbahçe için elimden geleni elbette ki yaparım, para konuşmak bana yakışmaz" dediği belirtildi. Yöneticilerin kaç transfer istediği sorusuna ise İsmail Kartal, "Bu takım Fenerbahçe, forma ağırlığı var, adı var, forması yeter, çok transfere gerek yok, birkaç takviye ile şampiyon oluruz" cevabını verdi. Bu sözler yöneticileri önce şaşırttı, sonra sevindirdi. Kartal, "Ben geçen yıl görev yaptığımda da fazla transfere gerek olmadığını söylemiştim. Aldığım kadroyla hızla tırmanışa geçip ligi ikinci bitirmiştik" hatırlatmasını da yaptı. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la bir kez daha görüşecek. En son Başkan Ali Koç'un yapacağı görüşmeden sonra karar açıklanacak. Fenerbahçe taraftarı Dzeko'nun yanına Zaha'yı istiyor. Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferinin ardından Wilfried Zaha heyecanı yaşanıyor. 37 yaşındaki Boşnak golcü ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi. Transferde hücum hattına ağırlık veren Sarı Lacivertler hamlelerine devam edecek. Fenerbahçeli kurmaylar transfer listesindeki yıldızlarla girişimlerine son sürat devam ediyor. Kanarya'da taraftarlar Crystal Palace'taki sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki fil dişi sahilli kanat oyuncusu Wilfried Zaha transferini bekliyor. Büyük bir heyecan duyan Sarı Lacivertler yıldız futbolcunun transferi için sosyal medyayı yıktı. Zaha'nın transferini isteyen taraftarlar sosyal medyada binlerce yorum yazarak Twitter'da oyuncunun ismini Türkiye gündemine taşıdı. Neymar hamile sevgilisini aldattığını itiraf edip af diledi. Fransız ekibindeki geleceği büyük bir merak konusu olan Neymar, hamile olan sevgilisini aldattığı için Instagram'dan özür diledi. 19 Nisan'da Instagram'daki 210 milyon takipçisine ikinci kez baba olacağını duyuran Neymar, nişanlısı Bruna Biancardi ile oldukça mutlu bir çift görüntüsü veriyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız arkadaşını aldattığını ve büyük pişmanlık duyduğunu belirten Neymar, Bruna Biancardi'den özür diledi. Brezilyalı bir gazeteci Neymar'ın kız arkadaşını hamileliği süresince birkaç kez aldattığını öne sürmüştü. Neymar özür mesajında şu ifadeleri kullandı: "Hatalıyım ve yaşanan bu anlamsız olay için çoktan özür diledim ama bunu bir kez de herkesin gözü önünde yapmak istiyorum. Özel bir konu halka açık yaşanırsa o zaman özrün de halka açık olması gerekir. Hatalarımı ve özel hayatımı yoluna koyacağım" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu seçim süreci tamamlandı. Başkan yeniden Mehmet Büyükekşi. Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu seçimli olağan genel kurulunda başkan tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi tekrar başkanlığa seçildi. TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı. Mehmet Büyükekşi bu oyların 169 tanesini aldı, 22 oy ise geçersiz sayıldı. Genel kurul toplantısı 202 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir yıllık görev süresi boyunca verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi. Sevinç ve mutluluk kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini de yaşadığımız 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük bir acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücüyle maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden de Allah razı olsun. Rabbim böyle acıları bizlere bir kez daha göstermesin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi. Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor diyen Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü. Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. Türkiye Futbol Federasyonu olarak dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik offside teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birkaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Büyükekşi UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmelere başlayacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig 1, 2 ve 3. Lig Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun da marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırma hedefindeyiz. Tüm takımları kapsayacak yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz ifadelerini kullandı.